Herkese merhaba sevgili canlar, değerli dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta İnan ve Bekle adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. Hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık var. Ama Allah gelir, inan ve bekle. Bizde hukuksuzluk ve haksızlık var. Şah Ruhullah gelir, inan ve bekle. Şah İsa söz verdi, bir gün gelecek. Nefret duvarını kırıp delecek. Kendi yükselecek ve yücelecek. Kelamullah gelir, inan ve bekle. O gün gerçekten yakın. Yeter ki biz inanalım ve bekleyelim. Evet, paylaşayım. İnşallah seversiniz. Hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık var. Ama Allah gelir, inan ve bekle. Hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık var. Ama Allah gelir, inan ve bekle. Bizde hukuksuzluk ve haksızlık var. Şah Ruhullah gelir, inan ve bekle. Bizde hukuksuzluk ve haksızlık var. Şah Ruhullah gelir, inan ve bekle. İsa söz verdi, bir gün gelecek. Nefret duvarını kırıp delecek. Şah İsa söz verdi, bir gün gelecek. Nefret duvarını kırıp delecek. Kendi yükselecek ve yücelecek. Kelamullah gelir, inan ve bekle. Kendi yükselecek ve yücelecek. Kelamullah gelir, inan ve bekle. İnanlıların belki bugün gelir, belki de yarın. Kervanım umut var, inanlıların belki bugün gelir, belki de yarın. İnan hiç kıymeti olmaz inkarın. Şah Nurullah gelir, inan ve bekle. İnan hiç kıymeti olmaz inkarın. Şah Nurullah gelir, inan ve bekle. İnan hiç kıymeti olmaz inkarın. Şah Nurullah gelir, inan ve bekle. Evet, Şah Nurullah kim? İsa Ruhullah gelir. Bize düşen görev de inanmak ve beklemektir.
bütün haksızlıkları düzeltecek, adalet sağlayacak, sevgi, saygı, merhamet, şefkat egemen olacak. Çünkü yeni bir dünya, yeni bir gökler, yeni bir yer olacak ve orada erdemlilik ve sadakat hüküm sürecek. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye bir beğendim düğmesine bir tıklayın. Abone olun, yorum yazın. Beğendiyseniz başka canlarla paylaşın. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, umutla kalın. Bekleyelim, bütün bunlar gerçekleşecek. Esen kalın.